arasında neler yapıyorsunuz ve buradaki işleyiş nasıl ilerliyor? Şimdi efendim, buraya öncelikle hasarlı araçların onarımı için hizmet veriyoruz. Onun haricinde doğal sebeplerden dolayı boyaların yıpranması, farların stoplanmalarının güneşten zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı zarar görmüş aksamları tamamen orijinali gibi tekrar eski görünümünü tamir ediyoruz. Eski görünümünü kavuşturuyoruz orijinali gibi. Çok güzel. Aslında aracımızda güneş yanı olduğu zaman ya da farlar etkili bir şekilde aydınlatmadığı takdirde bizler aracımızı buraya getiriyoruz ve sizler de onarımlarını sağlamış oluyorsunuz burada. Şimdi en önemli şeylerden birisi de burada aslında ustalık. Çok fazla seri ustalık var yaptığınız işlerde. Peki sizler buradaki ustalara kendiniz bizzat seçiyor musunuz yoksa bünyenizi yetiştiriyor musunuz buradaki insanları? Tabii ki el emeği çok önemli bir konu. Yani ustanın yetişmesi çok uzun zaman alıyor. Biz tabii kadromuzu oluştururken usta yeteneğini ölçüp o şekilde iş yerimizde bulunduruyoruz. Çünkü verdiğimiz hizmet kalitesi bizim için çok önemli. Kesinlikle öyle. Şikayet kesinlikle kabul edilir bir şey bizim için değil. Önce memnuniyet gelir. O sebepten bize uyum sağlayan tüm ustalarımıza biz burada şans vermeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çok güzel. Aslında sizler burada işletme sahibisiniz ama aynı şekilde sizler bu işin çıraklığını da yaptınız. Çok erken yaşta başlamışsınız aslında. Hikayenin başlangıcı çok farklı. Biraz bunları da dinleyelim istiyorum sizden. Çünkü 14 yaşında başladınız galiba değil mi bu sektöre? Evet. 14 yaşında Uzunköprü Kavacık köyünde çıraklığım başladı. Orada elimiz çekiç tutmaya başladı, öyle diyeyim size. Ondan sonra 90'ların başında İstanbul'a gittim işimi daha geliştirebilmem için. İşime yatırım amaçlı oldu yani bu gidiş. İyi ki de gitmişim. Mesleğimle ilgili gerçekten püf noktalar öğrendim. Kendimi geliştirerek bugünlere geldik. Çok güzel. Aslında çıraklığını yapmadığımız hiçbir şeyin ustalığını yapamıyoruz. Lafı da buradan geliyor biraz değil mi? Evet. 2009'a kadar ben İstanbul'daydım. 2009 sonrası Çorlu'ya geldik. Burada hizmetimize kaldığımız yerden devam ettik. Hala da devam ediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa aldığımız saatimiz yerinde olduktan sonra devam edeceğiz. Buradaki sistem sürekli ilerleyecek diyebiliriz. Evet. Şimdi burada aslında sizler şase düzeltmesi de yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Peki oradaki işleyiş nasıl ilerliyor? Birazcık bunlardan da bahsetmiş olalım. Şimdi tabii ağır hasarlı olan araçlarda bu onarım gerek duyuluyor. Ağır hasarlarda tabii şasenin bükülmesi onarımı uzatıyor. Yani biraz zaman açısından uzatıyor. Ne kadarlık bir süre oluyor peki şase düzeltilmesi yapıldığı zaman? Yani yaklaşık bir hafta 10 gün gibi. Mesela bu sadece bu şaselerin yerine gelmesi, ayarlanması, bizim işte parçaların üzerine montaj yapıp tekrar üzerinden söküyoruz. Boya aşamasına geçiyor. Boyanıyor, tekrar üzerine montaj yapılıyor. Yani bu birkaç sök tak işlemi oluyor bu esnada. Aslında çok fazlasıyla yorucu bir işlem yapılıyor burada. Şimdi yedek parçalarımız da var dedik. Yedek parçalar bu noktada biliyorsunuz ki çok çok önemli. Peki sizler bu parçaların kalitesini nasıl alıyorsunuz Recep Bey? Biz öncelikle yan sanayi dediğimiz ürünleri mümkün olduğunca araçlarımıza kullanmıyoruz. Orijinal fabrikanın çıkartmış olduğu ürünleri tercih edip arabanın kusursuz bir şekilde onarımının bitmesini istiyoruz. O yönde ilerliyoruz biz yani. Öyle çok güzel. Şimdi kalitesiz bir marka kullanıldığı zaman Allah korusun çok büyük kazalara sebebiyet verecek sıkıntılar yaşayabiliyoruz çünkü. Bu noktada peki sizler güveni nasıl alıyorsunuz? Çünkü bilmediğimiz bir alan, bizler aracımız
kaza yaptığı zaman ancak sizleri tanıyabiliyoruz ama burada güven çok önemli. Tanımadan güvenmek istiyoruz sizlere. Peki sizler bu güveni nasıl alıyorsunuz burada? Tabii bunlar kolay elde edilecek bir şey değil. Güven meselesi işte bizim ilk mesleğe başladığımızdan bu yana kadar olan birikimimizden kaynaklanıyor. Yani bu birikimin ekmeğini yiyoruz. Öyle söyleyeyim size. Yani müşterilerimiz çoğunlukta referanslı olarak geliyor. Tavsiye üzerine. Etkisi yaratıyoruz. Evet, evet. Burada. Yani o şekilde ilerliyor. Yani güven bu şekilde oluşuyor. Aslında sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Bizim burada yaptığımız işlerimiz çoğunlukla el işçiliği. El işçiliğiyle biz bir yerlere geldik. Kullandığımız malzeme ve çalıştırdığımız ustalarımızın üstün yetenekleri sayesinde burada iyi işler çıkartıp hizmet ve faaliyetlerimiz devam edecektir. Çok güzel. Aslında burada memnuniyet de kendiliğinden geliyor. Çünkü buradaki ustalar tamamıyla profesyonel bir şekilde hizmet veriyorlar ve sizin gözetiminiz altında hizmet veriyorlar. Şimdi şunu da sormak istiyorum röportajımızı sonlandırmadan önce. Uzun senelerdir aslında biz hizmet veriyoruz dedik ama bu yolda mutlaka hedeflerimiz de vardır. Hedeflerimizi de bir sizlerden öğrenmiş olalım. Kalitemizden ödün vermeden biz burada hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Çok güzel Recep Bey, son olarak değerli izleyicilerimize ve sizin gibi başarılı alanında başarılı olmak isteyen genç girişimci arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki yapılan tüm emeklerin karşılığı bir gün karşılarına muhakkak çıkacaktır. Onun için mücadelelerini bıkmadan, usanmadan devam etsinler. Muhakkak iyi yapılan şeyler karşılarına çıkacaktır. Çok güzel. Aslında emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor, evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. İnşallah efendim. Ben teşekkür ediyorum.